Ben inançlı bir insanım. Yani ben deprem Allah'tan gel. Evet. Ama herkes öldü mü? Herkes ölmedi. Yani oğlumun yan tarafındaki evindeki oturan komşusu ölmedi, karşı komşusu. Neden benim çocuğum hayatını kaybetti? Yani Maraş'ta büyük bir deprem bekleniyordu. Bu sürekli söyleniyordu. Benim annem de depremden çok korkardı. Bizim apartmanımızda hani 3 nokta olan bir depremde bile çok sallanırdı. Daha sonrasında 4.17'de bizim apartmanımız 8 saniyede yıkıldı. Deprem değil de böyle kıyamet gibiydi. Çok kötüydü. Her yer ceset torbasıydı. Depremde annemi, babamı, kardeşimi, babaannemi kaybettim. Maraş'tan işte erkek kardeşimin hanım aradı. Abla dedi, ben sana doğruları söylemek zorundayım dedi. Çocuklar enkazın altında kaldılar, haberin olsun dedi. Yıkıldı bina dedi. Oğlum 26 yaşında gelinim ve 6 aylık torunum Asude'mi kaybettim ben. 3 evladım toprağın altında. Enkaz başında nöbet tuttum delilleri ve nihayetinde de sonunda da yani hem delilleri bulduk hem de kesilen kolonu orada kepçeyle kazdırarak bulduk. Savcılık aşamasının, soruşturma aşamasının biraz daha hızlanmasını isterdim. Bir sene geçti, daha ne kadar bekleyebiliriz ki biz? Ya duygu olarak yani gerçekten büyük bir boşluğun içine attılar beni. Kahramanmaraş'ın bu bölgeleri, buralar sebze bahçesiydi. Yetkilileri ikaz ettik. Dedik ki bakın, Kahramanmaraş birinci derece deprem bölgesi. Orada bir deprem olduğu zaman bu binaların tamamı yıkılır. Bu evlerin olduğu yerler önce 4 kata çıkardı. Bunları belediyeler imar bir değişikliği yaptı, çıkarttı. Arkasından cadde kenarları 8-10 kata çıkartıldı. Belediyelerimizin yaptıkları yanlışlık şu. Taşıyamayacağı, zemine taşıyamayacağı kadar yük yüklenmesi. Gelecekteki annelerin yüreği yanmasın diye mücadele veriyorum ben. Depremden sonraki 3 ayda ben neredeyse hemen hemen her gün adliyedeydim diyebilirim. Alttaki bulunan iş yeri sahipleri de şu an firariler. Firari olanların yargılanmasını istiyorum ve dosyaya kamu personelinin de burada kusuru olduğunu düşünüyorum. Yani bu işte parmağı olan herkes A'dan Z'ye sorumlu. Tamam, giden geri gelmiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama en azından suçlular yaşattıklarını hani yaşasın. Gereken cezayı alsınlar. Bu benim evlatlarıma, her zaman söylüyorum, bu benim evladıma, evlatlarıma, gelinime, torunuma son annelik görevim. Ben bu görevi sonuna kadar mücadele ederek yerine getirmeye çalışıyorum. Çocuğumun ölümüne sebep olanların tamamının yargılandığı güne kadar hiçbir zaman mücadelemden vazgeçmeyeceğim.